Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Rabbimiz Allah'a hamd sana, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ve selamlarımız olsun. Muhterem azizler, Resulümüz Muhammed aleyhisselam'ın hayatında öğrenişliğini devam etmemiz. Demek Resulümüz Muhammed aleyhisselam'ı Bilal radıyallahu anh'u namazıya çağırgenlerden keyin Cenab-ı Resulümüz Muhammed aleyhisselatü vesselam mescidde girişliğinde dua kılıp girerdiler. Ve Cenab-ı Resulümüz Muhammed Aleyhisselam'ın mescidde kirgenliğini görgen Hazreti Bilal radıyallahu anh'u namazda kâmet eyter idi. Mescitteki sahabeler zarar-ı kainat Peygamberimiz Aleyhisselam'ın görüşleri bile namazda turuşerdiler. Gâhıda Cenab-ı Resulümüz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam usul kılıp başlardan su tamgen halette mescid girip gelerdiler. Gâhıda ise Cenab-ı Resulümüz Muhammed Aleyhisselam'ın g'usl qilishlik yodidan ko'tarib qolsalar, jilmay turinglar derdilar-da, yana hujralariga kirib ketardilar. G'usl qilib qaytgan holatlari ham bo'lgan. Chunki Rasulimiz Muhammad alayhisolatu vasallam uyga kirib namozga qaytib chiqqan vaqtlarda muborak boshlaridan suv tomchilari tomib turar edi. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shunday ishlarni aslo insonlardan, musulmonlardan yashirmas, bu har qanday odam bolasida sodir bo'lishligi mumkin bo'lgan narsalar bo'lganligi uchun ijolat chekmasdilar. Bu ham barcha ummati Muhammadiyaga bir ibrat, go'zal namuna tarbiya edi. Sahobalar o'z hayotida sodir bo'ladigan voqea holatlarni ko'pincha Hazreti Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam hayatlarında hem küzetişer ve Resulümüz Muhammed aleyhissalamdan talim, terbiye alabilirler. Cenab-ı Resulümüz Muhammed aleyhissalatu vesselam namazı kilişliğinden aldı. Cemaatki ayet edilir ki Sevvû sufufakum fe inne tesviyeti sufufi min ikameti salah de sahabalarını terbiye kılardır. Yani saflar inerdi, tekisli var inerdi. Çünkü safını tekis bo'lishligi namozni mukammal ado bo'lishligining alomatidandir deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytadilar. Keyin esa janobi rasulimiz Muhammad alayhisolatu vasallam takbiri tahrimani aytib namozga kiradilar. Sano duosi miqdoricha jim bo'lib Fatiha surasini o'qirdilar. Fatiha surasidan keyin rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam har bir oyatlarini zamsuri o'qiganlarda bo'lib-bo'lib harflarni dona-dona qilib Qur'on o'qirdilar. Qiroatini imkon qadar bomdod namozida uzun qilardilar. Odatda Rasulimiz Muhammad alayhisolatu vasallam bomdodning shu farz namozida 60 yoki 100 oyat oralig'ida Qur'oni Karimdan qiroat qilardilar. Juma kuni Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bomdod namozida sajda yoki inson surasini sura-i Fatihadan keyin zamsura qilib, gohida o'sha davrda musulmonlarga musibatlar kelib turganligi uchun Rasulimiz Muhammad alayhissalom bu namozda qunut o'qirdilar. Namozni o'qib bo'lgandan keyin Hazrati Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohumma antas salam va minkas salam taborakta ya zal jalal val ikrom deb duo qilardilar. Ya'ni Hazreti Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bu duolarining ma'nosi Allohim sen salomsan, salom sendandir. Ey ulug'lik va karam sohibi, sen barcha nuqsonlardan pok zotsan deb Hazreti Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam namozni salomidan keyinda ushbu duoni o'qir edilar. Ilohim, bizlar ham mana shu Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam kabi ibodatlarimizni go'zal qilib, ado qilib yurishlikka Alloh o'zi yordam bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.